bir şey fark etmiyor abi. Evet sevgili dostlar, Aşık Kazanoğlu'yla sohbetimize devam ediyoruz. Bu arada sohbetimize iki şair arkadaşımız da katıldı. Harun Yiğit'ten sonra, Harun Yiğit şairimizden sonra Bekir Sapacalı ve İsmail Solak arkadaşlarımız da sohbetimizde bizimle beraber. Kendilerine de hoş geldiniz diyoruz. Şimdi Üstad Kazanoğlu, Anadolu'nun amansız ve çok korkusuz, hatta kültürlü, bilgili bir ozanısınız. Biz sizi böyle biliyoruz. Sizin birinci bölümde ele almıştık hayat öykünüzü. Askerliğe kadar gelmiştik. Oradan azıcık açalım. Sonra gene Türkiye'nin önemli konularına parmak basacağız. Çünkü burada destancı Harun Yiğit var. Şimdi askerliği nerede yaptınız? Askerliğe dair ne diyeceksiniz? Anadolu insanının asker anlayışına, demin okumuş olduğunuz şehit türküsü var. Bu konuya biraz gelelim bakalım. Şimdi Anadolu insanı asker ocağına peygamber ocağı diye bakar. Kutsal yer diye bakar. Vatan borcu her şeyden önemlidir çünkü. Vatanı korumak, gerideki insanın namusunu korumaktır. Onlar o dağlarda çarpışmasa biz yatağımızda sere serpe uyuyamayız. Antalya'daki insanlar da plaja giremezler. Birileri işgal eder çünkü, rahatsız olurlar. Onun için her birey düşünmesi lazım. Askerdeki insanı, askere gidecek evladı. Bizim oralarda insanın normal askere gittiği zaman gurur duyar. Şereflenir. Ama şimdi bazı insanlar onu askere göndermemekle gurur duyuyorlar. Bu duruma geldi düşünceler, tarzlar. Ben 1976'nın 7. ayında asker oldum. Havacıydım. Nerede yaptınız askerliğiniz? Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda 45 gün Acem eğitimden sonra Bursa şoför okuluna gönderdiler. 3,5 ay da orada kaldık. İyi kötü bir ehliyet verdiler. Ondan sonra da 1. Anajet Üstü Eskişehir. Eskişehir. Hava alanına geldik. Orada da günümüzün şartlarına göre askerliğimizi yaptık. Yalnız benim bir avantajlı yanım vardı. Sazım yanımdaydı. Askerde veda gecelerine giderdik. Astsubaylarımız vardı. İsmail başçavuşum vardı. Duruyorsa Allah selamet versin. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Bunun yanı sıra orada foto kıtasında Karslı, burada rahmetli oldu. İsfahan Değirmenci vardı. Çok insanlığı, iyiliği dokunmuştur. Askerde bile torpiller yapılıyordu o zamanlar. Tabi askeriyenin şimdi, içerisinde... Şimdi de vardır herhalde değil mi? Muhakkak ki vardır. Yani askerlik kutsaldı. Ama işte dedi ki o zaman mektup vardı. Bir ayda göndereceksin, bir ayda gelecek, bekleyeceksin. Her efendim nöbetçi çavuşu mektup var mı, okudu mu, dur lan acaba... Her şey mektubu görülmüşse de karşıya vururdu. Tabi var mı, yok mu, telefon mu vardı ki telefon edesin? Geçen bölümde de anlattık zaten, yazsan da hani bana direkt bir şey yazamıyorsun, işte her soranlara da selam ederim diye üst ördük anlatmaya çalışıyorsun. Anadolu terbiyesi, askerden terhis oldum, ben askere gitmeden evlenmiştim. Ki o tarih çok acı bir tarihti. 1977'nin 12. ayın 31'inde terhis oldum. Ocağın 15'inde İlk eşimi kaybettim. Allah mekanını cennet etsin. Hani bizim rahmetli Reyhan'ı ile Nihan'ın bir atışması vardır. Nihan orada der ki, biz yarından söz kesmiştik mezara. Kavuşmamız oraya divan gözetir. Biz de bu vuslat gününü bekliyoruz. Ne bileyim işte hayat mı Ceylan? Sürüp gidiyor. Şu sazı, Aşık Veysel dermiş ya sabah gibi, anlamadı işte. Thank you.
baktım, kara çıktı, duydum.